Karada, Adriyatik Denizi'nin hemen kıyısında olan büyülü kumsallarıyla doğal bir çekiciliğe sahip olan ülke. Öyle ki bu ülke kayak, bisiklet, yelken ve dalış gibi sporlarla uğraşan kimselerin en uğrak yeridir ve her yıl milyonlarca turisti kendine çekmektedir. Çalkantılı bir tarihi olan Karadağ, geçmişte pek çok büyük imparatorluğa da ev sahipliği yapmıştı. Sovyetler döneminde Yugoslavya'ya bağlı olan Karadağ, Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından 2003'te Sırbistan'la birlikte yeni Yugoslavya'ya katıldı. Fakat bundan sadece 3 yıl sonra 2006'da yapılan bir referandumla Sırbistan'dan ayrılıp kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Yani Sırbistan ile birleştiler ancak son raddede yollarını ayırarak kendilerine yeni bir devlet kurdular. Pek çok tarihi yapının bulunduğu bu ülkede Durmitor ve Tara Irmağı Kanyonu, ayrıca Kotor şehri UNESCO koruması altındadır. Karadağ'ı ziyaret etmek için en ideal dönemse hem şehri keşfetmeye olanak sağladığı için hem de tertemiz berrak kumsallarda dolaşıp Adriyatik Denizi'ne girmeye müsait olduğu için Mayıs ile Eylül ayları arasıdır. Yani Karadağ denince aklınızda çizmeniz gereken ülke profili yaz turizmine uygun kusursuz plajları olan ve aynı zamanda tarihsel mimarilere sahip dokusuyla dikkat çeken bir ülke olmasıdır. Denizi, kumu, güneşi seviyorsanız ve aynı zamanda kendinizi yüzlerce yıl öncesinin tarihsel atmosferinde bulmak istiyorsanız Karadağ'a kesinlikle gitmeniz gerekli. Bu ülkenin sadece 650 bincik nüfusu var ve Balkanların en kafa dinlenecek huzurlu bölgelerinden biridir. Öte yandan Karadağ denilince akla hep Kotor geliyor ancak ülkenin başkenti belki de daha önce adını hiç duymamış olduğunuz Podgorica şehridir. Ülkedeki insanların üçte biri bu şehirde yaşam sürüyor ve işlerini burada yürütüyorlar. Harita üzerinde ise Karadağ, kuzeyde Hırvatistan ve Bosna Hersek gibi ülkelere, güneyde Arnavutluğa, doğusunda Sırbistan'a ve Kosova'ya komşu olup, ülkenin batısındaysa Adriyatik Denizi yer alıyor. Pek çok Balkan ülkesinde olduğu gibi Karadağ'da gitmek çok zorlu koşullar gerektirmiyor. Tatil maksatlı Karadağ ziyareti yapacaksanız 90 günü aşmadığınız sürece vize şartınız bulunmuyor. Hatta pek çok havayolu şirketinin İstanbul'dan Karadağ'a düzenli seferleri bulunur. Ya da İstanbul'dan hareket eden seyahat gemilerinden birine kayıt yaptırırsanız, seyahat gemileri aracılığıyla güzel bir deniz yolculuğu yaparak Karadağ'a doğru yol alabilirsiniz. Orada tipik bir Akdeniz iklimi görülüyor ve Karadağ'ın iç bölgelerine doğru gittikçe iklimin karasallaştığını görürsünüz. Yani Türkçe tabiriyle Karadağ'ın kıyıları Antalya ise iç bölgeleri de Ankara gibi dostlar. Ya da diyelim ki siz o romanlardaki sakin bir balıkçı kasabasına gidip oraya yerleşen gizemli karaktersiniz ve Karadağ'a temelli yerleşmek istiyorsunuz. Eğer bir mesleğiniz varsa Karadağ'da kendi işinizi rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Üstelik orada iş kurabilmek için gizemli olmanıza da gerek yok. Cebinizde 2000 euronuz varsa orada rahatlıkla iş kurabilirsiniz. 2000 euronun yanı sıra sadece 4 evrakla 10 gün içerisinde orada iş kurabiliyorsunuz dostlar. Öyle ki ülke henüz yeni bir devlet olduğundan Karadağ hükümeti ülkenin cazibesini artırmak ve iş kolları yaratmak adına yabancı yatırımcıları ülkelerinde görmek istiyor. Örneğin son 8 yılda bu ülkede 50 binin üzerinde yabancı iş kurmuş ve bunların arasında pek çok Türk girişimci de yer alıyor. Eğer siz Karadağ'da bir iş kurarsanız, orada oturma ve çalışma iznini de büyük engellerle karşılaşmadan kısa sürede alabiliyorsunuz. Ya da cebinizde birkaç yüz bin euronuz varsa, Karadağ'da bir ev satın alarak doğrudan orada oturma hakkı elde edebiliyorsunuz. Ancak şöyle de bir detay var. Verilen oturma izinlerinin tamamı bir yıllık süreyi kapsıyor ve siz orada devamlı yaşamak niyetindeyseniz, oturma izninizi her yıl yenilemeniz gerekiyor. Tabii bu sizi korkutmasın. Çünkü orada yapacağınız işi resmiyete kazandırırsanız, yani açık bir tabirle Karadağ'da bir vergi mükellefi olursanız, oturma izninizi her yıl rahatlıkla yenilersiniz. 5 yıl boyunca Karadağ'da kaldığınız takdirde oturma izniniz artık kalıcı hale geliyor. Hatta üstüne bir de Karadağ vatandaşı ile evlenirseniz sizi kimse durduramaz dostlar. Artık yarı Balkan, yarı Avrupalı bir birey olarak Karadağ vatandaşı olursunuz. Aslında Karadağ gibi Avrupa hayali olan ülkelerde hayat kurmak çok mantıklı çünkü ülkenin 2025 yılına kadar Avrupa Birliği'ne girmiş olması bekleniyor. Ülke Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ise Karadağ'ın potansiyel geliri önemli ölçüde artacaktır ve oradaki halk daha da zenginleşecektir. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama AB üyesi olan devletler Schengen vizesiyle Avrupa'nın her yerine elini kolunu sallaya sallaya girebiliyorlar, bunu da belirteyim.
Ayrıca diyelim yaşadığınız ülke Avrupa Birliği'ne üye olmayı başardı. Canınız sıkıldı, artık Karadağ'da yaşamak istemiyorsunuz. Avrupa Birliği vatandaşı olduğunuz için gidip İsviçre'de, İtalya'da, Hollanda'da ya da canınız nerede isterse orada ticari faaliyetler yürütebiliyorsunuz. Dolayısıyla Karadağ gibi ülkeler Avrupa Birliği'ne açılmanın önemli fırsatlarındandır. Bu gibi gelişmekte olan ülkeler size dünyanın kapılarını aralar ve yaşadığınız sınırların ötesine geçmenizi sağlar dostlar. Bu arada ülkedeki resmi para birimi Euro'dur ve alışverişler Euro üzerinden gerçekleştirilir. Zaten ülkede şu an bile bir kaos ortamı olmadığı gibi herkes sakin ve dünya gündeminden uzak bir yaşam sürmektedir. Ülkedeki vergi oranı sadece %9 ve bundan dolayı halk mutlu yaşıyor. Bir iş kurduğunuzda, bir gayrimenkul aldığınızda ya da bir araba aldığınızda birbirinden süslü 50 çeşit vergi ödemiyorsunuz bu ülkede. Bir anlamda vergi cennetidir diyebilirim. Ülkedeki refah bolluğundan ötürü de suç oranları son derece düşük. Gecenin ikisinde Karadağ sokaklarında tek başınıza gezseniz kimse size sataşmaz veya eşyanızı gasp etmez arkadaşlar. Diğer yandan ülkede bir koşuşturma havası yok ve tahmin edeceğiniz üzere yoğun trafik ortamı da yok. Bu sayede trafikte uzun süre vakit kaybetmiyorsunuz. Ülke çok küçük olduğundan araç sayısı az ve park sorunu yaşamıyorsunuz. Ya da ülkenin bir ucundan diğer ucuna 2 günlük otobüs yolculukları yapmıyorsunuz. 1-2 saatte ülkedeki istediğiniz yere geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak bunun eksi yanları da var. Ülkenin nüfusu çok az olduğu için orada iş kurduğunuzda erişebileceğiniz kitle çok kısıtlı olacaktır. Bu da orada büyük paralar kazanmanızın önüne geçebilecek bir faktör. Tabii bu yaşam işleri sadece parayla iş kurmakla olmaz arkadaşlar. Siz bir ülkeden başka bir ülkeye giderken arkanızda bütün hayatınızı bırakarak gidiyorsunuz. Aileniz, arkadaşlarınız, dostlarınız bir anda çevrenizden kayboluyor. Gideceğiniz ülkenin yasalarını öğrenmeniz gerekiyor ya da oradaki insanların kültürüne ayak uydurmanız gerekiyor. Ya da diyelim ki bir evrak çıkartmak için devlet dairelerine gideceksiniz, o ülkenin dilini öğrenmeniz gerekiyor. Bu sadece Karadağ için değil, gitmek istediğiniz tüm ülkeler için geçerli. Yani mesele sadece ekonomi değil, bunu da unutmamak gerekir. Dil demişken Karadağ'ın resmi dili Karadağca'dır. Bunun yanı sıra Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça'dan herhangi birini biliyorsanız bu dillerle de bu ülkede yaşayabilmeniz mümkün. Kaldı ki Arnavutça haricinde diğer saydığım diller birbirine çok benziyor. Hepsinin ortak kökeni geçmişin Slavik kültüründen geliyor. Dikkat edin, saydığım diller arasında İngilizce yok. Evet dostlar, bu ülkeye gittiğinizde sizi büyük hayal kırıklığına uğratacak en şaşırtıcı gerçeklerden birisi, ülkedeki insanların çoğunluğu İngilizceyi neredeyse bilmiyorlar. Yani siz oraya gideyim, İngilizceyle birkaç yıl idare edip ardından Karadağca öğreneyim diyorsanız o iş öyle olmuyor. Çünkü özellikle devlet dairelerinde İngilizce konuştuğunuzda tepkisiz şekilde sizin suratınıza bakıyorlar. İnanç bakımındansa Karadağ nüfusu dine çok bağlıdır. Caddelerde ve sokaklarda gezerken sürekli bir kilise görebilirsiniz. Ortodoks Hristiyanlığın yoğun olduğu bu ülkede Müslümanlar ve Katolikler de yaşam sürüyor. Hatta ülkedeki en büyük azınlık grubunu Müslümanlar oluşturuyor desek yeridir. Ülkenin yaş ortalaması 30 olup bu ülke için genç bir devlet yorumu yapılabilir. Ülkedeki erkeklerin ortalama ömrü 73, kadınlarınsa 78'dir. Dünya genelinde ise ortalama insan ömrü bugün için 68'dir. Ülkedeki yurttaşların çoğu Orta Avrupa'nın farklı ülkelerinden buraya göç etmişler. Karadağlılar eşcinsellik konusundaysa son derece muhafazakardır. Bu nedenle eşcinsel ziyaretçilerin özellikle kamusal alanda kendilerine gelebilecek tepkilere karşı tedbirli olması, en azından ülkenin bu tutumundan haberdar olması gerekir. Ayrıca alkolde aşırıya kaçılmasını hoş karşılamıyorlar. Bunu gurur meselesi haline getirmişler ve çok içen insanları sevmiyorlar. Yani Litvanya ve İrlanda gibi ülkelerden gelenler bu ülkedeki alkol tutumuna alışmakta güçlük çekebilirler. Fakat şöyle de bir gariplik var ki, alkole karşı bu kadar temkinli olan ve kendisini inançlı gören Karadağ halkı, iş turizme gelince plajlarda hemen her şeyi serbest bırakıyorlar. Bahsettiğim nokta şudur ki, Karadağ sahillerine gidip orada herhangi bir plajda güneşlenirseniz, çevrenizdeki insanların çıplak şekilde güneşlendiğini ve bundan utanmadıklarını görürsünüz. İnsanlar plajlarda çıplak şekilde gezmekteler ve denize girmekteler. Yemek kültürü bakımındansa Macar ve Türk kültürüne yatkınlar. Örneğin börek ve baklavayı severek yemekteler ve yemeklerini tıpkı bizim Egeliler gibi zeytinyağıyla yapmaktalar.
Ayrıca Karadağ'da bir şarküteriye girerseniz farklı renklerde ve farklı tatlarda çok fazla peynir çeşidi olduğunu görürsünüz. Bu ülkede peynir bir şarküteri ürünü olarak sayılmıyor ve insanlar peyniri yemek niyetine yiyorlar. Ülke adına en popüler yemekse rastan adını verdikleri yemektir. Koyu yeşil lahanayı koyun eti ve ev yapımı sosisle karıştırıp servis ediyorlar. Başka da bir olayı yok. Gelin biraz da Karadağ'ın güncel ekonomisine göz atalım. Yugoslavya'dan kopma sürecini sancılı şekilde geçiren Karadağ'ın ekonomisi bugün maalesef ki dışa bağımlı bir ülkedir. Ülkede üretim neredeyse yok ve bundan dolayı çevre ülkelerden ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden ürünleri ithal olarak elde ediyorlar. Bugün Avrupa Karadağ'a sırt çevirse ülke aç kalır diyebiliriz. Bu yüzden yabancı yatırımcılar Karadağ için çok önemlidir. Şu an için sadece turizmden ve yabancı şirketler üzerinden ciddi gelirler kazanmaktalar. Öte yandan bankacılık işleri bu ülkede çok geri durumda. Mobil bankacılık Türkiye kadar gelişmiş değil ve siz en basit bankacılık işlemleri için bile şubeye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Elinizdeki bankamatik kartlarıyla da para çekebiliyorsunuz ancak para yatıramıyorsunuz. Bir birey olarak Karadağ'daki yaşam maliyetlerine değinmemiz gerekirse anlatılacak epey konu var. Diyelim ki 2 veya 3 kişilik bir ailesiniz ve Karadağ'da yaşıyorsunuz. Karadağ'a yerleşip başkentte yaşamak isterseniz 1 artı 1 veya en fazla 2 artı 1 ev sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Karadağ'da standart bir dairenin ortalama kira fiyatları 350 ile 700 euro arasında değişmektedir. Tabii orada bir ev için ödeyeceğiniz ücret evin konumuna, eğer eşyalıysa eşyaların yeni veya eski olup olmamasına göre esneyebiliyor. Özetle Karadağ'da 400 euroya standart bir ev bulabilirsiniz diyelim. 2 veya 3 kişilik bir aile için elektrik faturası ise ortalama 50 euro civarında gelmekte. Tabii şunu da belirtelim, Karadağ'da doğal gaz yaygın değil ve insanlar elektrikle ısınmaktalar. 50-60 euroluk elektrik faturasına ısınmayı da dahil edebilirsiniz. Başka bir olanaksa şöyle, Karadağ'da su faturaları gerçekten ucuz ve ortalama 8 euro kadar bir su faturası ödüyorsunuz. İşin güzel tarafı ise Karadağ'daki musluk suları içilebiliyor arkadaşlar. Yani dışarıdan hazır su almanıza gerek kalmıyor. Fiber hızdaki ortalama bir internet fiyatı ise maksimum 20 euroya kadar tutuyor. Bir de tabii apartman aidatı ve devlete ödediğiniz çevre vergisi var. Bunların toplamı da maksimum 15 euro kadar oluyor. Peki orada 2-3 kişi için yemek masrafları ne tutar derseniz, ayda en az 300 euroyu gözden çıkartmanız gerekiyor. Son olarak ülkedeki mevcut asgari ücret 450 eurodur. Bu tutar Avrupa'daki ülkelere göre epey düşük ancak unutmayın ki buradaki giderleriniz de Avrupa'ya göre az olacaktır. Siz orada 2 kişi çalışırsanız ve aylık 1500 euro üzerinde bir ücreti hanenize sokarsanız Karadağ'da gül gibi geçinirsiniz dostlar. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.